Arkadaşlar merhaba. Bugün perakende sektöründen iki büyük firmayı konu edineceğiz. Bir tanesi BİMAŞ'ı yani BİMAS koduyla Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Diğeri de Migros kodu MGROS şeklinde. Şu anda ekranda özellikle Ak Yatırım'ın model portföyünü görüyorsunuz. Burada BİMAŞ için 140 TL gibi bir hedef, Migros için de 95 TL gibi bir hedef var. Bunlardan, hedeflerden önce şundan bahsetmek istiyorum. BİMAŞ 17-19 Ağustos arası bilançosu açıklanacak. Yani bir ihtimal yarın akşam açıklanma durumu var. Ve çok iyi bir bilanço bekleniyor. Migros'un bilançosu zaten açıklandı. İyi bir bilanço. Migros'ta borçluluk azalıyor ve borçluluğun azalmasıyla birlikte iyi bir ivme yakalayacağı konuşuluyor. BİMAŞ'te ise zaten bir borçluluk yok ve yatırımlarını tüm Türkiye satına çok öncesinden yapmış bir firma. Şubeleşmesini tamamlamış. Bu açıdan yabancıların gözdesi olan bir firma ve endekste de çok ağırlığı olan bir firma. Yabancıların çok sevdiği bir hisse ve bununla ilgili devamlı yabancılar rapor yayınlıyorlar. Son 2 senedir, 3 senedir yakın takip ediyorlar. Ve bir süre dolar yükselişinden dolayı bu perakende sektörü geride kaldı arkadaşlar. Pandeminin ilk başlarında çok gözdelerdi. Şimdi geride kaldılar bir sene öncesinde. Fakat tekrar enflasyon beklentisiyle şu anda gözde olacakları konuşuluyor. Önümüzdeki 6 ay içerisinde 3. çeyrek ve 4. çeyrek bilançolarda da enflasyon etkisiyle ciddi karlar yazacakları ve bu iki hissenin yatırımcısına kazandıracağı konuşuluyor arkadaşlar. Bunun dışında biraz da başka firmalar, daha doğrusu kurumlar ne gibi hedefler vermiş bir ona değinmek istiyorum. Şimdi bazı kurumlar Migros için nötr görüş bildiriyor. Çünkü bazı kurumlara göre aslında ya Migros yapacağını yaptı diyorlar. Hani 70 TL civarı bazı hedefler veriyorlar ve bu da şu andaki fiyat seviyelerine oldukça yakın. BİM için ise aynı durum söz konusu değil. BİM'de 140 TL, 150 TL, 153 TL gibi hedef veren kurumlar var. Goldman Sachs mesela 153 TL, Ata Yatırım 150 TL veriyor. Ak Yatırım zaten 140 TL verdi demiştik. Bunlar tabii yıl sonu hedefleri arkadaşlar, sizi yanıltmasın. Yıl sonu için bu rakamlar konuşuluyor ama BİM özellikle kısa vadede bilanço sonrası beklenenden daha iyi bir bilanço gelirse onunla birlikte bir hafta içerisinde ani bir çıkış yapabilir. Ki zaten çok yakın zamanda geçen hafta 115 TL'leri gördü. Şu anda bugün endekste biraz düşüş var. Yani 106 TL civarlarında geziniyor. Bir başka bir hesaplama yöntemine göre de yani şu anda tabii BİM'in bir artısı da temettü vermesi. Düzenli her yıl temettü veriyor. Ve başka bir hesaplama yöntemi var arkadaşlar. Tüm analistlerin verdiği hedefler yatırılıyor, bakılıyor ve diğer farklı modellerle de bakılıyor. O yüzden orta vadede bir %20-25 gibi 128-130 TL, 128 TL gibi bir rakama ulaşabileceği öngörülüyor. Bazı programlarla da bakıldığında BİM için. Bu sebeple BİMAŞ'ı ve Migros'u karşılaştırdığımızda, yani bu videomuzda ana konusu bu aslında. Perakende sektörünün en büyük iki devini karşılaştırmak. BİM yatırımı şu an daha mantıklı görünüyor ve yıl sonuna kadar BİM'i elde tutmak daha mantıklı görünüyor. Yani Migros elinde olanlara da kesinlikle satın diyemem, zaten öyle bir şey deme hakkım yok. Ama Migros'a göre dediğim gibi BİM biraz daha avantajlı. Migros da borçlarını azalttığı için ve enflasyon kazancıyla gelirleri artacağı için Migros'un da önümüzdeki 6 ayda iyi karlar yazacağını düşünüyorum. Açıklamalarda da belirtildiği gibi arkadaşlar, bu yorumları yapıyoruz ama bunlar asla al sat tut yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi kararını verecektir.
Bunları dinleyin, başka yerlerden de araştırın ve ona göre kararınızı verin yatırım için. Bir de endekste bugün ufak bir düşüş var, onu çok dikkate almayın. Benim yorumum ve birçok kişinin yorumu şu. Yani bir takım işte siyasi haberlerle de endeks bazen dalgalanabiliyor. İşte S-400'lerle ikinci partisiyle ilgili bir haber var. Ondan dolayı biraz geri çekilme oldu ama zaten endeks 2850'leri geçmişti. Bir miktar düzelt merkez bekliyordu. Bu da biraz işin bahanesi oldu. O yüzden endeksle ilgili de çok fazla moralinizi bozmayın. Ben daha önceki dün çekmiş olduğum ilk videomda da söylediğim gibi endeks için yani birkaç ay içerisinde 3000, yıl sonu da 3500 gibi hedefim var. Bunu hala koruyorum. Buna göre herkes beklenti içerisinde, siz de ona göre davranırsanız kazanırsınız diye düşünüyorum. Hoşça kalın.